Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size küçük boyutlarıyla dikkat çeken DE mikroinverterden bahsedeceğim. Farklı güç sınıflarında da ürünleri şu an temin etme şansınız artık ülkemizde de var. Bundan bahsedeceğiz. Fiyatlarından konuşacağız. Ayarlarının nasıl yapıldığından konuşacağız. Mikroinverter konusunda yine detaylı bir video sizleri bekliyor. NECD olarak adlandırılan modem ile inverter arasındaki haberleşmeyi sağlayan bu kutuyu kullanır hale getirelim. Enerjisini sağlamak için ABC fazları ifade ediyor. Nötr nötr ve PE de toprak. Faz nötr toprak şeklinde tek fazla beslediğimiz zaman cihaz çalışmaya başlayacak. Dilerseniz hızlıca bağlantılarını göstereyim size. Oldukça basit. Üstünde PV 1, 2, 3, 4 şeklinde bağlantı noktalarımızı görüyorsunuz. Bağlantı noktalarımıza kablolarımızı takıyoruz. Zaten bunları yanlış takma şansınız yok. Onu söyleyeyim. Artı eksi kablolarımızı yanlış takma şansınız yok. Şöyle de taktığımızda. Şu an iki tane paneli fiziki olarak bağlamış olduk. İsterseniz şuradaki giriş, şurayı şöyle göstereyim size. 220 volt girişi ya da uzun olan taraf, şöyle göstereyim onu da. Buraya kablomuzu takacağız. Dişi soket, erkek soket. Uzatma kablomuzu da göstereyim size şöyle. Ucunda da bildiğimiz fişimiz var. Evet, şu an üretmeye başladı ve maksimum güç noktasını
bulmaya çalışıyor. Gittikçe artacak, tepe noktasını bulana kadar. Aslında bu kadar basit. Şu an sadece panelleri mikroinvertere bağladık ve 220 volt girişini yaptık. Nötr kablosu, faz nötr toprak şeklinde ve artık elektrik üretiyoruz. Mikroinverterle kurulum bu kadar kolay. DY mikroinverterlerde ne kadar güneş paneli bağlayabilirim? Kaç tane girişi var? Sorusunu yanıtlamaya çalışayım. 800 Watt'ta 2 tane giriş var. 1000 Watt'ta yine 2 tane panel bağlayabileceğiniz giriş bulunmakta. 1300, 1600 ve 2000 Watt'lık mikroinverterlerde her biri için 4 tane ayrı panel bağlayabileceğiniz girişleri mevcut. Peki kaç Watt'a kadar güneş paneli bağlayabilirim? Bu sorunun cevabı 1300 Watt olan model haricinde bütün ürünlerde 600 Watt peak güneş paneli her bir girişine bağlanabilmekte. Bu da şu demek oluyor. 600 Watt daha çıkmamış bir ürün yeni çıkacak güneş panellerine dahi bağlanabilir bir mikroinverterden bahsediyoruz. Fiyatlarına gelecek olursak mikroinverterin son kullanıcı satış fiyatları 800 Watt'lık modelde $230 artı KDV, 1000 Watt'lık modelde $240 artı KDV, 1300 Watt'lık modelde $275 artı KDV, 1600 Watt'lık versiyonda $300 artı KDV, 2000 Watt'lık en büyük versiyonda ise fiyat $340 artı KDV şeklindedir. MECD olarak bahsedilen modem ile inverter arasındaki haberleşmeyi sağlayacak, izleme yapmanızı sağlayacak cihazın fiyatı ise $190 artı KDV olarak son kullanıcıya sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve ürün tedariği için videomuzun altında firmanın e-ticaret sitesini ve normal sitesinin linklerini paylaşacağız. Oradan kendileriyle bağlantıya geçebilirsiniz. Ayrıntı Teknolojileri firmasını daha önce video yaptığımız Saibo inverter ürününden hatırlıyor olabilirsiniz. Şebeke bağlantısının olmadığı yerlerde akü bağlamadan sadece panelle klimamızı çalıştırmak, elektrikli termosifonumuzu çalıştırmak için getirtmiş oldukları mini inverter modeli vardı, Saibo inverter. Bu ürünün yanı sıra artık mikro inverter de getirdiğini, ayrıca farklı marka mikro inverterlerin de yakın zamanda stoklarda olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.